Harika bir mücadeleydi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yanımda Trixie Cater ve Marshall var. Şimdi onlara döneceğim. Oldukça heyecanlılar. Zaten maç bittikten sonra da heyecanları ekranlara yansıdı. Görmüşsünüzdür. Öncelikle Marshall'la başlamak istiyorum. Nasılsın? İyiyim. Maçı kazandık. Mutluyuz. Seni gördüm ekranlarda, birbirinize sarılıyordunuz. Çok güzel. Peki maçın sonuna doğru aslında maçın kaderini değiştirdin. Ne söylemek istersin konuyla alakalı? Aslında bizim... Bunları üste göndermeyelim. Onu aslında Trixus yaptı. Trixie Cater, çok özür dilerim. Pardon. Aslında bizim için böyle zorlu maçlar daha kolay geçiyor. Çünkü hazırlanarak geliyoruz. Biraz alt kademe diyeyim, takımlara karşı fazla hazırlık yapmadığımız için önceki haftalar çok yenildik iki maç. Hı hı. Böyle maçlar bizim için daha kolay geçiyor. Hazırlıklı geldik yine bu maça. Karşı takım da bize fazla cevap veremedi. Hı hı. Kazandık maçı. Senin için de ölmeyen Tom Kench yapmışlar diyorlar. Karşı takım Tom Kench'i yasaklaması lazımdı ya da alması lazımdı ama onlar daha farklı düşündü. Hı hı. Değişik bir strateji uyguladılar. Onların stratejisi tutmadı. Aynen. Aslında Supermassive'in biraz banlamalarda eksik kalmasından da kaynaklanan ve sizin başarınızla birleşen bir sonuç aldık diyorsun. Evet, önceki maçlarda bize daha çok kişisel ban atıldığı için Supermassive de biraz öyle denedi. Fazla tutmadı denedikleri şey diyelim. Sana dönüyorum. Öncelikle tebrikler. Yine çok keyifli bir maç izlettin bize. Ben kendi dikkatimi çekeni söyleyeceğim. Onların kurduğu pusuyu bozdun. O sırada hakikaten burada yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Eliyle koymuş gibi buldu pusuyu dediler. Ondan bahsedeceğim. Nasıl böyle bir haritada sessizlik hissedince mi bir amiyane tabirle kıllandı diyelim? Rexey'nin zaten özelliğinden dolayı nereye gittiklerini görebiliyorum. Hani baktım kimse hareket etmiyor orada. Bir şeyler oluyor. Bir yerde bekliyorlar demek ki dedim. Oraya Q yeteneğimi attım. Orada durduklarını gördüm. Böylece yemlenmedik. Hani ölmedik orada. Böylece baron yapamadılar bizi kesip. Öyle. Peki sen Naru'nun izin vermemiştin gitmesine üste. O da kaderini değiştirdi hakikaten oyunun. O konuyu ne söylemek istersin o konuyla alakalı? Fight'ı kazanmıştık zaten. Base'i de açmıştık, bir kuleyi almıştık. Bizimkiler onu sakın base'e yollama dedi. Ben de ölmemek uğruna hani ölmeden nasıl bozabilirim onu yaptım. Uzaktan Q atarak. Sabah akşam kovaladım onu. O dönemedi. O kesmek istedi, ben ölmedim. Sonra bizimkiler bitirir zaten. Eksik kişilerdi onlar. Çok güzel. Bir de oyunun başlarında enteresan bir durum gerçekleşti. Hatrix öyle bir şey yaptı ki yani o kadar zararı nasıl verdi acaba diye o komboyla yok etti bir anda hakikaten. Onu da sana sorayım, şu anda Hatrix burada değil. Dux çalıştığımız bir seçimdi. Hatrix de Lux'la iyi oynuyor gayet. Biz bu maç Lux'ı denedik. İyi geçti bizim için. Peki bugün yine hashtaglerinden bir tanesi takım oyunu OP'di. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin Marş? Takım olarak öbür takımlara göre daha iyiyiz. Daha çok çalışıyoruz. Takımımızdaki hiç kimse bencil değil. Herkes takım ne gerektiriyorsa rolü onu yapıyor. O yüzden takım olarak öbür takımlardan daha üstünüz diyebilirim. Peki yine takım oyunu bireysel başarının önüne geçti diyebilir miyiz o zaman? Yani biz çok çalışıyoruz. Takım oyunu çok yapıyoruz. Hep konuşuyoruz. Mesela jungle neredeyse ben hep takıma onun hakkında bilgi veriyorum. Böylece gankleri çok fazla dojluyoruz. Hani gank yemiyoruz gibi. Hı hı. Bu yüzden takım oyunu OP.